Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı şarkıcı Cem Adrian hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cem Adrian, 30 Kasım 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan ve boşnak bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne'de doğmuştur. Gerçek adı Cem Filiz'dir. Meslek hayatında kullandığı Adrian soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianopolis'ten esinlenerek aldığını belirtmiştir. Cem Adrian müzik ile uğraşmaya ortaokul yıllarında başlamıştır. İstanbul'a gelmeden önce Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalışmıştır. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürütmüştür. 2004 tarihinde İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada Demet Sağıroğlu ile tanışmış, Sağıroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı göndermiştir. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say, hayatının dönüm noktası olmuştur. İstanbul'daydım, hiç param yoktu ve para kazanmak zorundaydım. Bulabildiğim tek iş de buydu. O sırada Demet Sağıroğlu geldi. Ona dedim ki, Demet ben aslında faldan hiç anlamıyorum, müzisyenim. Burada da para kazanmak için çalışıyorum. Sana birkaç demo vereyim, bunları dinler misin? Tamam dedi, dinlemiş, beğenmiş, bir de gitme. Gitmiş Fazıl Say'a dinletmiş. Fazıl Say aradı beni. Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne 2 yıl özel öğrenci statüsünde devam ettim. Devam etmiş. Bilkent'te bulunduğu dönemde ses telleri muayene edilir ve ses tellerinin olağan ölçülerden çok uzun olduğu anlaşılır. Bu hiç de gurur duyulacak bir şey değil. Biyolojik bir bozukluk. Bir ressamın 3 eli varsa onun sakatlığı ya da problemidir. Ama 3. elini de düzgün kullanabiliyorsa takdire şayandır. Bana bahşedilmiş belki dezavantaja dönüşebilecek bir şeydi ama bunu avantaja dönüştürdüm. 2006 tarihinde Fazıl Say'ın görevinin sona ermesinden sonra 2 yıllık Bilkent dönemi sona erer. Cem Adrian Bilkent'te müzik, ses ve nota, armoni hakkında akademik bilgiler edinir. Ebeveyni Edirne'de yaşamaya devam eden Cem Adrian halen Ankara'da yaşıyor. 2002 tarihinde İstanbul'da Mastika adında bir toplulukta etnik ve elektronik müzik yapmıştır. Cem Adrian topluluğun solistiydi. 2005 Şubat'ında Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım başlıklı ilk albümünü yayınlamıştır. 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti. 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıkmıştır. Albümde Umay Umay, Denizhan ve Suicide konuk olarak yer almıştır. 2006 tarihinde Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti başlıklı albümünün tanıtım konseri performansı ve Hayal Kahvesi konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde verdiği konserlerini 3. albüm projesine kadar devam ettirmiştir. Emir albümünün kayıtları sürerken 2007 tarihinin sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan Seçkiler Etnik 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıkmıştır. 2007 tarihinin Temmuz ayında çalışmalarına başlanan ve yapımcılığını da kendisinin yaptığı 4. albümü Emir 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Albümde konuk olarak Kelebek başlıklı şarkıda, Hayko Cepkin ve Anladım başlıklı şarkıda da Pamela Spence konuk olarak yer almıştır. 5. stüdyo albümü olan İnsanın Dönüp Dolaşıp Varacağı Yerin yine kendisi olduğunu vurguladığı Kayıp Çocuk Masalları 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıkmıştır. 12 parçadan oluşan albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Cem Adrian'a aittir. Albümde Murat Yılmaz Yıldırım ve Aylin Aslın ile düetleri bulunmaktadır. 18 Eylül 2012 tarihinde 6. stüdyo kaydı olan Siyah Bir Veda Öpücüğü başlıklı albümünü çıkarmıştır. Albümde 12 şarkı bulunmaktadır. Albümde Hani Bazen başlıklı şarkıyı Ayten Akman ile birlikte söylemiştir. Cem Adrian'ın Türkiye'de sansür ve ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi birçok konuda söylemleri mevcuttur. Cem Adrian'ın verdiği röportajlardan sorulara verdiği cevapları sizlerle paylaşacağız.
İşte kimselere benzemeyen Cem Adrian. Herkes eşsiz ama sen daha eşsizsin. Hoşuna gidiyor mu bu sorusuna? Böyle düşünmen ne güzel. Teşekkür ederim ama kendime eşsizim diyemem tabii ki. Yolum biraz farklı diyebilirim. Farklı bir yolda olduğum anlaşılabiliyor ise ne mutlu bana demiştir. Olmak istediğim adam oldum mu sorusuna? Hiç şu olmalıyım demedim. Hiçbir hedef koymadım önüme aslında. Sadece içinde özgürlük ve bağımsızlık olan bir hikayem olsun istedim. Bir de bolca sanat, müzik, aşk hepsine de sahip oldum diyebilirim demiştir. Sence en çok neyini seviyorlar? Artist olmamı mı? Kişiliğin, hali, tavrın, 5 oktavlık insanın içine işleyen sesin ve yazdığın o büyülü şarkı sözleriyle hepimizin kalbinde ayrı bir yerim var. Bir de çok özel bir hayran kitlen var. Sence senin en çok neyini seviyorlar sorusuna. Bence en çok artist olmamamı seviyorlar. Sahip olduklarımı gözlerine sokmayışımı, cafcaflı olmayışımı, sade, düz, yalın ve onlara yakın olmamı seviyorlar demiştir. Seni kim yaratırsa o yıkar. O yüzden hep anti medyacı oldum. Senin kimseye eyvallahın yok, hiç olmadı. Bir de anti medyacısın neden sorusuna. Sizi kim yaratırsa o yıkar. Medyanın yarattığını, çok hor kullandığını, zamanı geldiğinde de harcayıp bir kenara attığını defalarca gördüm. Onlara bu fırsatı hiç vermedim. Açıkçası hiçbir zaman medyanın beni kullanmasına izin vermedim. Gerektiği yerde kendilerini ben kullandım. Böylesi hep daha sağlıklı oldu demiştir. Sen müzik dünyasında medyasız da bir yerlere gelinebilir kanıtı mısın sorusuna. %1 milyon bu açıdan test konusuyum demiştir. Peki anti magazinci nasıl oldun? Daha doğrusu bunu nasıl başardın sorusuna. Bir şeyden emin ol, istemezsen magazinde yer almazsın. Yok canım öyle olmuyor o iş deme. İnsan inan öyle. En son flash yüzüme Sıla'nın düğün töreninde patladı. Oraya giderken bunun olacağını bilerek gittim örneğin. Tabii ki magazinciler kapıdaydı ama mahalle berberimin kapısında magazinci yok. Gittiğim küçük bir kafede de kolumda bir model de yok. Ben de ne işleri olsun ki? Ha özel hayatımı merak edip sorarlarsa da açık açık anlatırım, sıkıntı yok ama yazabilirler mi bilemem demiştir. 15 yıllık profesyonel müzik kariyerine 13 albüm ve pek çok single sığdırdın. Derdin belli ki ünlü olmak değildi. Neydi peki sorularına? Ben yazmayı çizmeye aşığım. Garip gelebilir ama ben aslında müziğimi en çok kendim için yapıyorum. Kendi dinlemek istediğim müziği yapıyorum. Müziğimin seyrindeki değişiklik de tamamen benim gelişimim ve ruh halimle ilgili. Daha yazacak ve söyleyecek çok şey var. O yol bitmez demiştir. Ses tellerindeki genetik farklılık nedeniyle bir sürü farklı ses çıkarabiliyorsun. Biz hayran kalsak da sen abartılacak bir şey yok deyip yoldan devam ediyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu sorularına? Ses konusunda yarada dışımdan gelen tüm avantajların farkındayım ve bunun için doğaya minnettarım. Ancak bundan ibaret olamam sadece. Hep söylüyorum, bir sesle ne söylendiği önemli, ne anlatıldığı, ne hissedildiği ve ne hissettirebildiğiniz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum demiştir. Çok çekici bir adamsın. Yüzün, bedenin, dövmelerin, tenin, bakışların. Sen de kendini güzel buluyor musun sorusuna. Benim zamanla ilgili büyük bir derdim var. Yaşlanmak değil de dünyada daha sağlam durmak ve daha çok iz bırakmakla ilgili. Genç kalmakla ilgili genetik avantajlarım var. Ama ben spor ve doğru beslenmeyle bunu hep destekliyorum. Benim ruhum çok genç. Bu bir şekilde bedene de yansıyor demiştir. 40 yaş nasıl geldi sorusuna. Profesyonel hayatımda 60, özel hayatımda 20 gibiyim. İşte 40. İşte 40 da ortada bir şey dengeliyor. Hayatının nasıl bir dönemindesin sorularına. Bir sürü şey yapmak istiyorum ama zaman buna yetmiyor. Ömrüm yapmak istediklerimi yapmaya yetecek mi bilmiyorum demiştir. Kayıp Şeker Prens ve Tuz Kral yazan dövmelerim vardı. Bir de Berkin Elvan'ın kaşlarını dövdürmüştün vücuduna. Yeni eklenenler var mı? Tüm dövmelerim hayatımın en önemli dönemlerini, olaylarını ve kişilerini temsil ediyor. Bir hatıra defteri gibi bu dönem için eklemek istediğim bir şey yok demiştir. Öylesine yaptırdığın bir dövme yok mu sorusuna gerçekten yok ve olmasını hiç istemem demiştir. Hastalık mı dövme işi sorusuna beni tahrik ediyorsun yüzüme bir dövme hayalim var ama annem çok kızar diyerek yanıtlamıştır. Cem Adrian hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık.
İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız.